Arthur Conan Doyle Nasıl oldu? Seslendiren: Akın Altan. Yazı yoluyla öteki dünyayla iletişim kuran bir kadın medyumun yazdıklarını aşağıda bulabilirsiniz. Okuyorum. Bu akşamdan bazı şeyleri çok net hatırlıyorum. Hatırladığım diğer şeylerse bulanık ve bölük pörçük bir rüya gibi. Bu nedenle Hikayenin parçalarını bir araya getirmek hiç kolay olmayacak. Beni Londra'ya götüren ve bu kadar geç döndüren şeyin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Londra'ya yaptığım diğer ziyaretlerle birbirine karışıyor. Fakat Küçük Banbury istasyonunda inişimden itibaren her şey çok net. Her saniyesini gözümün önünde canlandırabiliyorum. Platformda yürüdüğümü, ve duvardaki ışıklı saate baktığımı, saatin on bir buçuğu gösterdiğini çok iyi hatırlıyorum. Gece yarısı olmadan eve varıp varamayacağımı merak ediyordum. Parlak farları ve etrafındaki cilalı pirinç kaplamasıyla beni dışarıda bekleyen büyük arabayı hatırlıyorum. Bu benim 30 beygir gücündeki yeni arabamdı. Daha o gün teslim edilmişti. Şoförün Perkins'e nasıl gittiğini sorduğumu, onun da mükemmel dediğini hatırlıyorum. Ben kullanacağım." deyip şoför koltuğuna geçtim. "Vitesler daha değişik efendim. İsterseniz ben kullanayım." dedi o da. Ben de "Hayır, denemek istiyorum." dedim. Böylece eve kadar olan 8 kilometrelik yola çıktık. Eski arabamın vitesinde demir bir çubuğun üzerinde çentikler vardı. Bu arabada ise Vitesi yükseltmek için vites kolunu önce boşa almak gerekiyordu. O kadar da zor bir şey değildi bu. Hemen kavradığımı zannettim. Bu yeni sistemi karanlıkta öğrenmek aptalcaydı tabii. Ama insan bazen aptalca şeyler yapar ve her zaman da bedelini ödemek zorunda kalmaz. Claystall tepesine kadar gayet güzel gittim. İngiltere'nin en belalı tepelerinden biridir. İki buçuk kilometre uzunluğunda daracık bir yoldur. Üç yerde keskin virajlar vardır. Benim malikanemin bahçe kapısı bu yolun bitiminde, ana yolun üst kısmında kalıyor. Henüz tepenin yamacında. Eğimin en dik olduğu yerdeydik. İşte her şey o zaman başladı. En yüksek vitesteyken vitesi boşa almak istedim. Fakat vites kolu sıkıştı. Ben de bu yüzden tekrar en yüksek vitese attım. Zaten çok hızlı gidiyorduk. Frenlere asıldım. Fakat ikisi de tutmadı. Ayağımın altındaki fren tutukluk yapınca o kadar telaş etmedim. Ama el frenini olanca kuvvetimle çekip de tam gaz gitmeye devam ettiğimizi görünce soğuk soğuk terledim. Bu sırada yamaçtan aşağı inmek üzereydik. Farlar ortalığı iyice aydınlatıyordu. İlk virajı sorunsuzca alabildim. İkinci virajı da aldık. Fakat hendeye düşmekten kıl payı kurtulmuştuk. Önümüzde bir buçuk kilometre boyunca düzlük, düzlüğün bitiminde de üçüncü viraj vardı. Ondan sonra da bahçe kapısı. Oraya varabilsem her şey yoluna girecekti. Çünkü eve doğru çıkan eğimle hızımız kesilecekti. Perkins'in davranışları olağanüstüydü. Bunun bilinmesini isterim. Son derece serin kanlı olmakla birlikte tetikteydi. En başta direksiyonu yana kırmayı düşünmüştüm. Bu niyetimi anlayıp "Bence öyle yapmayın efendim." dedi. "Bu hızla aşağı uçarız." Elbette haklıydı. Kontağı kapadı. Artık boşta gidiyorduk. Ama hala korkunç bir hızla ilerliyorduk. Direksiyonu kavradı. "Ben direksiyonu tutarım." dedi. "Siz atlasanız iyi olur. O virajı asla alamayacağız. En iyisi siz atlayın efendim." Eski araba olsaydı, vites kolunu geriye alır ve ne olacağını beklerdim. Büyük ihtimalle dişliler sıkışırdı. Ama bu da bir şeydi. Şimdi ise çaresizdim. Perkins benim tarafıma geçmeyi denedi. Ama bu hızla çok zordu. Tekerlekler hızla dönüyor, kocaman gövde zorlanarak gıcırdıyordu. Fakat parlar ışıl ışıldı. Bizi görenler için ne korkunç. Fakat ne muhteşem bir görüntü oluşturduğumuzu düşündüğümü hatırlıyorum. Burası dar bir yoldu. Ve biz yolumuza çıkanlar için kükleyerek gelen altın ölümdük. Virajı dönerken tek tekerleğimiz banketin 90 santim üzerinden geçti. İşimizin bittiğini düşündüm. Ama bir an bocaladıktan sonra araba tekrar ileri atıldı. Bu üçüncü ve son virajdı. Artık önümüzde sadece bahçe kapısı vardı. Karşımızdaydı ama kadere bakın ki tam karşımızda değildi. Dost doğru üzerine gittiğimiz ana yolun 20 metre kadar solunda kalıyordu. Bankete girdiğimizde sıkışmış olacak direksiyonu kolay çeviremiyordum. Yoldan şimşek gibi çıktık. Açık bahçe kapısını solumuzda gördüm. Bileğimin tüm gücüyle direksiyonu kırdım. Perkins'te ben de bedenlerimizi yana yatırdık. Saatte 80 kilometre hızla giderken sağ tekerleğim kendi bahçe kapımın sağ tarafındaki sütununa çarptı. Çarpmanın gürültüsünü duydum. Havada uçtuğumu hatırlıyorum. Sonra da sonra da bilincim yerine geldiğinde araba yolunun kıyısında meşelerin gölgesindeki çalılıkların arasındaydım. Yanı başımda bir adam duruyordu. Önce onun Perkins olduğunu sandım. Fakat tekrar baktığında Stanley olduğunu anladım. Yıllar önce fakülteden tanıdığım ve gerçekten sevdiğim bir arkadaşım. Stanley'nin karakterini çok beğenirdim. Onun da beni takdir etmesi beni gururlandırırdı. O anda onu karşımda görmek beni şaşırttı. Fakat sarsılmış ve sersemlemiş bir halde tıpkı bir rüyada gibiydim. Neyin nasıl olduğunu fazla sorgulamıyordum. Ne çarpışmaydı öyle dedim. Tanrım, nasıl da fena çarptım. Kafasını salladı. O loşlukta bile her zaman yüzünde görmeye alışık olduğum o nazik, sevecen gülümsemeyi gördüm. Kıpırdayamıyordum. Aslında kıpırdamaya hiç evesli değildim. Fakat bütün duyularım aşırı derecede hassaslaşmıştı. Fenerlerin aydınlattığı arabanın enkazını gördüm çevresinde toplanmış fısıltıyla konuşan insanları duydum. Kahya ile karısı oradaydı. Bir iki kişi daha vardı. Arabayla ilgilenmekten beni hiç fark etmiyorlardı. Sonra aniden acı dolu bir feryat yükseldi. Bütün ağırlık üstünde. Yavaşça kaldırın diye bağırdı biri. Bacağım sadece dedi başka bir ses. Bunun Perkins'in sesi olduğunu anladım. Efendim nerede? diye bağırdı. Buradayım diye cevap verdim ama beni duymuşa benzemiyorlardı. Arabanın önünde yatan bir şeyin üzerine eğilmişti hepsi. Stanley elini omzuma koydu. Onun bu dokunuşu çok yatıştırıcıydı. Her şeye rağmen kendimi hafiflemiş ve mutlu hissettim. Ağrın yok herhalde, dedi. Hiç yok dedim. Hiç olmaz zaten, dedi. Sonra birden hayrete düştüm. Stanley! Stanley! Nasıl olur? Stanley, Boğar Savaşı'nda, Blum Fante'inde, Tifo'dan ölmüştü. Stanley! diye bağırdım. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Stanley! Sen ölüsün. Son